Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Malum gündemimiz uçak gemisi. Uçak gemisiyle ilgili gelişmeler bitmek bilmiyor. Ve en son gündeme gelen Brezilya'nın hizmetten çıkardığı uçak gemisi sökülmek üzere Türkiye'ye getiriliyor. Ve bu gemiden herhangi bir şekilde yararlanılabilir mi? Bu tekrar bu gemi deniz kuvvetlerinin envanterine, filosuna katılabilir mi soruları var. Biz de bu soruları, özellikle denizcilik konusundaki soruları Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Serhat Güvenç'e soralım dedik. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk Tolga. Şükür kısmet oldu seninle birlikte yayın yapmak, değil mi? Yani uzun yıllardır Serhat Güvenç, Serhat abimiz bizim havacılık, denizcilik bu konularla ilgili çok fazla her zaman görüştüğümüz, çok sevdiğimiz bir abimiz. O yüzden zaman zaman Serhat abi diye ağzımızdan çıkacak, onu da seyircilerimize iletmek isterim. Malum Türkiye'nin uçak gemisi serüveninde bir Brezilya sayfası açıldı. Biraz bu Brezilya'nın gemisini sormak istiyorum size. Galiba orijini Fransa. Fransa'da kullanılıyor ve epey de yaşı ileri bir gemi. Bu gemiden Brezilya çok fazla verim alamadım anladığım kadarıyla ve kısa bir kullanım ömründen sonra da emekli etti. Biraz gemiyi sormak istiyorum ben size. Gemi şu an modern, güncel anlamda bir gemi mi? Yoksa hani ne yapılabilir şu anki haliyle? Ya gemi şu an güncel bir gemi değil. Yani muhtemelen romorkörler tarafından işte Ali Ağa'ya çekilecek ve Ali Ağa'da sökümü gerçekleştirecek. Denizcilerin kullandığı ifadeyle münfesih, yani decommissioned, artık hizmetten tamamen çekilmiş. Dolayısıyla da hani böyle bir gemiyi teknik olarak yeniden faal duruma getirmek elbette mümkün ama çok emek, çok kaynak ve çok zaman gerektirecek bir iş. Fırsat maliyeti, iktisadi anlamda konuşursak fırsat maliyeti çok yüksek. Çünkü bu kadar kaynağı, bu kadar zamanı çok daha Türkiye'nin savunması için önemli ve hayati konulara ya da platformlara kaydırmak daha akılcı olabilir diye düşünüyorum ben. Eğer hani bu geminin serencamı nedir diye merak ediyorsanız, aslında bildiğimiz anlamda konvansiyonel bir uçak gemisi. Yani katapultlu ve şeyle yakalama ağıyla uçakları yakalayan, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Fransa'nın özgün ulusal tasarımları olarak üretilmiş iki tane uçak gemisi. Clemenceau ve Foch, bunlar ikizler. Clemenceau sınıfı olarak anılıyorlar. 1963 yılında Foch hizmete giriyor Fransız donanmasında. Amerikan donanmasının uçak gemilerine göre mütevazi sayılacak bir yeteneği var. Belki şöyle söylemek lazım. Jet devriyle birlikte tabii uçak gemilerinin boyutları çok daha fazla önem kazanıyor. Pervaneli uçak devrinde biraz daha küçük güvertelerden kalkmak, harekat yapmak mümkünken artık jet uçaklarıyla bambaşka bir döneme geçiliyor. İşte Foch ve Clemenceau aslında bu jet devrinde böyle çok dar marjlarla harekat yapabilen uçak gemileri. En büyük sıkıntıları konvansiyonel gemiler olmaları. Yani nükleer güçle çalışmıyorlar. O yüzden en iyi durumda bile, ne diyelim yani şeylerinin, kariyerlerinin doruğunda bile işte 3-4 haftadan fazla denizde görev yapamıyorlar. Çünkü hani ikmal yapmaları gerekiyor. Yine bu Foch sınıfı gemi şeyde Fransız yapımı genellikle platformlar kullanıyor. Ve Clemenceau, özür dilerim, sınıfı gemi. Tek farkı işte av himaye görevinin F-8 Crusader'lar tarafından yapılması. Bu Amerikan uçağı Amerika'da hizmetten çıktıktan uzun süre sonra da bu gemilerde kullanıldı. 2001 yılında Foch Brezilya donanması tarafından satın alınıyor Fransa'dan. 10 milyon dolar civarı bir paraya, o zamanki parayla. Bu arada hurda fiyatı da 1.9 milyon dolar şeyin, Foch'un, onu da belirtmiş olalım. Hani böyle bilgileri meraklı olanlar varsa. Brezilya çok umutlar bağlıyor bu uçak gemisine. Çünkü bizim Türkiye örneğinde pek biz bilmeyiz ama havacılar genellikle böyle bu tür pilot uçan şeylerin, havada uçan muharip uçakların kendi kontrolünde olmasını isterler. Yani Brezilya'da da donanma havacılığı var, deniz havacılığı var fakat taktik muharip uçakları yok.
O zaman şimdi yeniden yargılanan ve itibarı iade edilen Brezilya Cumhurbaşkanı Lula bir kararname ile deniz kuvvetlerinin kendine ait taktik savaş uçaklarına sahip olmasına izin veriyor. Ve böylece işte fohu alan Brezilya deniz havacılığa da giriş yapıyor. Tabii uçak gemisinin imkanları o sırada görece küçük muharip uçakların konuşlanmasına izin veriyor. Brezilyalılar 3 tane alternatifi de değerlendiriyorlar fohu aldıktan sonra, ki fohu aldıklarında bu arada daha önce Sao Paulo ismi veriyorlar. Daha önce Minas Gerais ismiyle görev yapan bir uçak gemileri var. O 2. Dünya Savaşı'ndan kalma. Onu Avustralyalılardan 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda alıyorlar. Onu da hizmetten çıkartıyorlar. Harrier birinci seçenek. İkinci seçenek Super Attendard. Üçüncü seçenek ise A4. Harrier hem çok zor bulunuyor hem de işletme maliyeti çok yüksek Harrier'ların. Dolayısıyla Harrier seçeneğini devre dışı bırakıyorlar. Süper Attendard'larsa, sen benden çok daha iyi bilirsin, çok sınırlı sayıda üretilen uçaklar, üretim hattı kapanmış. Dolayısıyla Süper Attendard da yok ve A4 seçeneğine yoğunlaşıyorlar. Tabii A4'ün üretimi de çok uzun süre önce bittiği için ikinci el bakıyorlar ve Kuveyt Hava Kuvvetleri'nin elindeki o A4 Q'lar Brezilya tarafından satın alınıyor ve işte bu Sao Paulo uçak gemisiyle kullanılmaya çalışılıyor. Gemi iki defa büyük yangın geçiriyor. Biri 2006'da, biri 2013'te galiba. Brezilya donanmasının hedefi bu gemiyi 39 yıl kullanmak. Fakat işte 2018 ya da 19'da hizmetten çıkartıyorlar. Gerekçeleri de şu: bu gemi en iyi halde bile 3 aydan fazla denizde kalamıyor. Geri dönüp sürekli olarak onarımdan geçmesi gerekiyor. Yani bakım şeyi gereği çok yüksek bir gemi. Faal tutulması çok çok zor. Yani Brezilyalıların aldıkları halde çok çok zor. Şimdi hurda statüsüne geçtiği için tahmin ediyorum hani zaten yorgun, metal yorgunluğu var. Üzerindeki aksam büyük ölçüde sökülmüş. Mesela Fransızlar Brezilyalılara satarken üzerindeki bütün silah sistemlerini söküyorlar. Bütün muhabere teçhizatını söküyorlar. Yani askeri amaçlı olanı öyle veriyorlar Brezilyalılara. Brezilyalılar yeniden donatmak zorunda kalıyor bu uçak gemisini. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Bir uçak gemisi veya normal bir gemi hurdaya çıktığı zaman veya satıldığı zaman, örneğin bu uçak gemisinin üzerinde Fransızların Amerika'dan aldıkları teknolojiyle katapult teknolojisi var uçakların kalkış için. Bu gibi sistemler sökülüyor mu? Nasıl bir yol izliyorlar hukuksal olarak tabii? Şimdi bu hani FOH'un üzerinde bildiğim kadarıyla Fransız tasarımı katapultlar var ama yanılıyor da olabilirim. Amerikan katapultlarını Charles de Gaulle sınıfı için çünkü temin ediyorlar ama yani bu konudan çok emin değilim. Şimdi herhangi bir ya katapult tabii çok kritik bir teknoloji aslında. Yani Fransızlar bunu Amerikalılardan aldılarsa hani hangi koşulla aldılar, nihai kullanıcı anlaşması imzaladılar mı imzalamadılar mı bilmiyorum ama hani Brezilya'ya devredebildiklerine göre sanıyorum en azından Brezilya'ya devretmelerinde bir sorun yok. Büyük ihtimalle hani geminin son halini bilmiyorum ama katapultu işler kırılacak kritik parçalar gemiden çıkartılmıştır büyük ihtimalle. Yani bunlar çünkü dediğim gibi tersine mühendislikle şey yapılabilecek parçalar nedir? Aksam. Kopyalanacak. Kopyalanabilecek. Dolayısıyla da hani teknoloji aktarımı çok eskiye ait olsa da teknolojinin öğrenilmesi bakımından kritik sayılabilecek parçalarının ben sökülmüş olacağını zannediyorum. Ama sökülmemiş olsa bile yani sözünü ettiğimiz gemi 60'ların teknolojisiyle yapılmış. Hani bugün şey nedir o manyetik katapultlardan söz ediliyor değil mi? Yani dolayısıyla miadı dolmuş. Hem muhtemelen mekanik ömrünü doldurmuş hem de teknolojik ömrünü doldurmuş katapultlardan bahsediyoruz. Ama yani uğraşılırsa eğer üzerindeyse ve o kritik parçalar ikame edilebilirse işler duruma elbette getirilebilir. Bir de benim bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla Aliada daha önceden İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir uçak gemisinin sökümü yapılmıştı. Peki neden Türkiye ve Aliada tercih edildi bununla ilgili? Şimdi biz bu konuyu aslında pazar günü sevgili Yörük Işık'la programımızda işledik. Havada Suda programında, Medyascope'da.
İkimiz ayrı ayrı ödev yaptık Yörük'le ve ben şu bilgileri toplamıştım. Programda onu paylaştım. Yörük'te tamamlayıcı ve belki de olayı daha ileri götürücü bilgiler paylaştı. Şimdi Foh'un ikizi Clemenceau sökülmek üzere Hindistan'a bir şeye gönderiliyor. Hurdalığa gönderiliyor ya da söküm şeyine gönderiliyor, tesisine gönderiliyor. Fakat yanılmıyorsam 600 tona yakın asbest var bu gemilerde. Ve asbest çok çevreye, insan sağlığına çok zararlı. Dolayısıyla da Hindistan'da uzunca süre bu gemiye müdahale edilemiyor bu asbest yükü nedeniyle. Sanıyorum 2 sene falan boş yatıyor. Daha sonra da İngiltere'de bu konularda sökümde uzmanlaşmış bir tesise götürülüyor ve orada sökülüyor. Clemenceau ikizi. Şimdi Foh Ali Ağa'ya şundan geliyor. Reklama girer mi bilmiyorum ama Sök diye bir tesis var Ali Ağa'da ve Sök bu tür çevreye zararlı maddeleri içeren hurdaların sökülmesinde ya da gemilerin sökülmesi konusunda AB'den onaylı bir şirket. Yani bunu çevreye zarar vermeden yapabileceğine dair yetkinliği konusunda AB tarafından onaylanmış bir firma. Dolayısıyla da geminin sökümü için Ali Ağa'nın tercih edilmesinin altında yatan neden AB kriterlerine uygun söküm işlemi gerçekleştirecek bir firmanın, bir şirketin, bir tesisin varlığı. Ben tabii son sorumu bununla ilgili Türk Deniz Kuvvetleri'ne diyelim ki hurda olarak satın aldı. Yaklaşık 1.9 milyon dolara sökülecek bu. Bu ne kadar sürede donatılabilir veya bir limanda demirli olsa işte üzerine insansız hava aracı iniş kalkışı gibi şeylerde kullanılabilir mi? Şimdi birinci sorunun birinci bölümüne geçecek olursak hani bu konuda bir program yapmak istediğini söylediğinde ben sana ya şu bir varyak örneğinden gidelim demiştim. Çünkü bunun durumuna en yakın örnek bizim bildiğimiz işte varyak. Yani Sovyet donanmasından Ukrayna'nın payına düşen Natamam uçak gemisiydi. Boğaz'dan geçti 2001 yılının Ekim'inde yanılmıyorsam ya da Kasım'ın başında geçti 2001'de, değil mi? Bir yüzer cisim olarak geçti. Yani ne şeyi vardı, ne dümeni vardı, ne motoru vardı. Yani onlarca romörkör eşliğinde saatler süren bir yolculuktan sonra Boğaz'ı geçti. İşte Varyak görüyorsunuz. Varyak bu halde Çin tarafından teslim alındı. Yani Foh da aşağı yukarı benzer bir durumda, en azından onu varsayabiliriz. Çok daha yorgun bir gövdesi var. Çinliler Varyak'ı 2001'de aldılar, 2012'de hizmete soktular. Yani işte tersine mühendislik, kendi teknolojilerini oluşturma, geliştirme gibi işleri uyguladıklarında aşağı yukarı 10 yıl süren bir yapım süreci ya da ne diyelim hizmete hazır hale getirme süreci söz konusu. Şimdi Çin'in kaynakları Türkiye'ye göre sınırsız diyebiliriz. Yani Türkiye'nin bu kadar kaynağı yok, bu kadar insan gücü yok. Dolayısıyla ama Çin elindeki o bütün kaynaklara ve arkasındaki siyasi iradeye rağmen 11 yılda bu işe kotardı. Yani Foh'un da işe yarar hale getirebilmesi için herhalde en az o kadar bir süre geçmesi gerekir. 10 yılda çok uzun bir süre silah teknolojileri bakımından. Böyle hele insanlı değil de insansız muharip hava araçlarının konuşlanacağı ve harekat yapacağı bir platform düşünülüyorsa yani Foh bu anlamda gereksiz bir masraf olur. Bunu yani böyle bir harekat için harekata daha uygun platformları Türkiye kendi üretebilir. Çok daha düşük maliyette ve çok daha kısa sürede bu meselenin altından kalkabilir. Bana eğer amaç muharip amaçlarla bir uçak gemisi edinmek ya da ne diyelim drone ya da insansız hava araçlarının faaliyet göstereceği bir platformsa Foh bu anlamda anlamsız bir platform olur. Ama şunu da teslim etmek lazım. Yani hem Türkiye'de kamuoyu hem de deniz kuvvetlerinin böyle bir hala tatmin edilmemiş bir büyük gemi özlemi vardır Yavuz'dan beri. Uçak gemisi işte bu 70'li yıllara kadar bir kruvazör olarak bu şey arzu kendini göstermiştir. 90'lı yıllarda 97 yılından itibarense yani bir uçak gemisi edinme arzusu şeklinde kendini ortaya koymuştur. Hani bu biraz duygusal diyebileceğimiz beklentinin karşılanması düşünülüyorsa hani bu anlamda Foh evet bizim de uçak gemimiz
oldu dedirtebilecek bir platform ama ben ne Fransa'nın ne de Brezilya'nın bu işe aslında yanaşacağını sanmıyorum. Yani çünkü gemi sökülmek üzere Türkiye'ye gönderiliyor. Faal bir muharip deniz aracına dönüştürülmek üzere değil. Türkiye-Fransa ilişkilerinin durumu da malum. Dolayısıyla bu gemi Türkiye'nin yani duygusal olanların dışındaki harekat ihtiyaçlarına maalesef karşılık vermez. Bir de şunu son not olarak ekleyeyim. Lafı bana verdin, sözü bitiremedim bir türlü. Brezilyalıların Sao Paulo'yu hizmetten çıkarmalarının nedenlerinden bir tanesi de modern platform kullanamıyorsunuz bu tür şeylerle, eski platformlarla. Yani işte kamuoyunun gündemine geminin girmesi, değil mi? İşte F-35'in denizci versiyonunu kullanırız. Yani o seviyedeki hava araçlarına uygun değil maalesef FOB. Yani o amaçla kullanılmaz. Senin ifade ettiğin gibi en fazla kullanılsa işte insansız hava araçları için kullanılır. Helikopterler için kullanılır. Belki uçak gemisine iniş kalkış yeteneği olan pervaneli uçaklar için düşünülebilir en fazla. Bu uçak gemisi dediğimiz zaman gerçekten reytingi çok fazla konunun. Biz de hazırladığımız videolarda epey bir reyting alıyoruz bunlarla ilgili. Ben en azından işin denizcilik ve hukuksal kısmını sormak istedim. Tabii ki TCG Anadolu çok prim yapıyor bununla ilgili ama herhalde bir insansız hava aracı koyarak üzerine de denizcilikte belki de yeni bir sayfa mı açacağız bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi TCG Anadolu tabii İspanyolların tasarladığı şekliyle bir stratejik güç aktarım gemisi platformu. Taktik muharip uçak konuşlandırabilirsiniz. Bu sizi başka bir lige taşır. Yani drone uçurmak için biraz ne diyelim yani görev için biraz fazla büyük bir platform, fazla gösterişli bir platform. Ama şu da var yani Türkiye'yi en azından böyle denizden güç aktarabilen sayılı ülkelerin arasına koyacağı için hani üzerindeki hava araçlarından bağımsız olarak bir anlam ifade edecektir uluslararası deniz gücü hiyerarşisinde. Çok teşekkürler, sağ olun. Sorularıma güzel farklı cevaplar aldım. Umarım izleyicilerimiz de bu konuyla ilgili aydınlanırlar çünkü çok fazla soru alıyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Yeni bir yayında umarım görüşürüz. Çünkü konuşacağımız farklı farklı konular var. Çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.